أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي ارزقني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم 26. söz yerimizde başladık. Kader Risalesi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Kader Risalesi bu iki ayetin tefsiri olarak yazılıyor. Bu iki ayet birincisinin kabaca mali hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda bulunmasın, bizim yanımızda olmasın hazinesi, onun hazinesi ve her şeyi biz belirli miktar ile indiririz. Miktar kader. Belirli bir miktar ile indiririz. İlla bi kaderin ma'lum, bilinen bir miktar ile indiririz. Yani rastgelenmiş bir şey yok. Bilinen miktarla iniyor her şey. Yani indiren ne demek bir şey indirmek? Alem-i gayetten alem-i şehadete intikal ettirmek. Bilerek şu kadar olacak, şöyle olacak. Her şeyle, yalnız ağırlığıyla, boyuyla, özelliklerinin tümüyle birlikte malum bir miktar vermişiz. Yani şahit. Belli miktarlar iniyor. Kader Risalesi'ni okumak için veya Kader Risalesi'nde
Yani biz indiğini bilmiyoruz ki tartışması yapacaksa, yok kendi kendine öyle oluyor derse kaderlere sokunmaz. O zaman kendi kendine mi oluyor, yoksa alem-i gayb'dan alem-i şehadete intikal mi ettiriliyor, ayrıca konuşmak lazım. Ama kader risalesi, yani veya kader konusu, kader risalesinin konusu, kader konusu, Allah'a iman, melekeye iman, Resullerine ve ahirete imandan sonra bizim pratik hayatımızda bu imanı nasıl yaşayacağımızın imani bir unsurudur. Kadere iman. Peki Allah var, ahiret var, yani melekleri var, Rabbim her şey kontrol altında belli, nereden geldiği belli. Peki şimdi öyle bir dünyada ben ne yapıyorum? Benim özellikle irade-i cüz'iyem ile takdir-i ilahinin bir kaderin malum. Malum olan miktar ve indirilişim arasındaki riski ne? Pratikte, imanın pratiğe konulmuş şeklidir kader. Kader meselesi. İman pratikte ne, nasıl yaşanacak? Her şeyi Allah yaratıyor ama bir problemimiz oluyor. Her şeyi Allah yaratıyor. Ben hiçbir şey yapmayacak mıyım? Ben bir şey yapıyorsam her şeyin Allah yaratması ne demek ya? Pratik, anladık mı? İmanın uygulanmaya konuşu gibi anlıyorum. Tatbikata konuşu gibi anlıyorum imanı. Ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamı mübin. Biz her bir şey ama her bir şeyi imam-ı mübinde ahsana sayısını belirledik. Yani tek tek saydık. Şu kadar olsun, şu şöyle olsun, bu şöyle olsun. İmam-ı mübin, kitab-ı mübin çok kabaca risalelerde kitap, Kur'an-ı Kerim'i ifade eder imam-ı mübin, kitab-ı mübin. Kitab-ı mübin şu apaçık yazılan kitap, kainat. İmam-ı Mübin ise onun kaynağı, imam-ı Mübin, yani özü, sanki ledger, esas kaynağın tutulduğu yer ona, defteri kebirini yazdığı yer gibi muhasebeyi dikkate alırsak, muhasebeciliği dikkate alırsak, hepsi orada yazılır. Biz her şeyi İmam-ı Mübin'de kayıt altına aldık, tek tek saydık. Biliyoruz. Bu da yine وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ devamı. Yani bir başka şekilde anlatma. Bu iki ayetin tesiri olarak kadar anlatmayacak. Kader ile cüz-i ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Şimdi kader dedi, hemen oraya cüz-i ihtiyariyi koydu. Neden? Kaderi Rabbimiz söyleyecek, cüz-i ihtiyari bir tecrübeyle, peki benim durumum ne diye diyecek. Çünkü benim cüz-i ihtiyarım var, seçebilirim. O zaman ben ne yapıyorum diyeceğim. Bir defa benim buradaki pozisyonum ne? Madem her şeyi Allah takdir ediyor, size benim iradem yok mu bakıyorum? Var. Bunu buraya da koyabilirim, buraya da koyabilirim. Yani sabahleyin kalkarım. Elhamdülillah çok güzel şeyler yarattın benim için. Bana hayat verdin, beni tekrar ihya ettin de derim. Sabah kalkarım. Burnumdan soluya kalkmakta olmaz şimdi kalkınca, gün başlıyor, gün başlayınca bir şeyler yapmak lazım ya. O bir şeyleri üstlenmekten insan hırslandı falan. Yani bizim onunla karşılaşmak istemiyor. Uzak kalır. Bunları serbestti herhalde, cüziyemiz var. Bu iki meseleyi mühim nedir? İki mühim meseledir şimdi. Kaderi
her şeyin doğrudan doğruya ilmi ilahide mevcut olduğu şekliyle indirildiği, yaratıldığını yaratıcım bana haber verdi. Ben hiçbir şeyi bilmeden size göndermedim diyecek. Öyle mi? Güzel. Ben de burada irade cüz'iyem var. Burada. Ben de değiştiriyorum, hayır diyorum. Değil mi? Bir takım müdahalelerde bulunuyorum yaratılışa. Ama yaratıyor muyum, yaratmıyor muyum ayrı konu. Müdahalelerde bulunuyorum, tercihler yapıyorum. Şimdi ikisinin arasındaki dengeyi nasıl kuracağım ve nasıl anlayacağım? Ona dair dört mebhas içinde birkaç sırlarını aşmaya çalışacağız. Şimdi dört ayrı konu ana çaptırda inceleyeceğiz. Sırlarını aşmaya çalışacağız. Birinci mebhas. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Ne dedi? Şimdi biraz söyletelim. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren. Bu nihayet hududu şu. Ben şöyle anlıyorum. Allah'a ne kadar iman ettik, onun tasarrufat-ı ilahiyyesini, nerelere kadar gittiğini biliyorsak kaderi ancak oraya kadar anlayabiliriz. Ahiretin varlığını ne kadar nasıl anlayabiliyorsak, nasıl iman edebilmişsek, kaderi ancak o kadar anlayabiliriz. Kader ancak o imanın nihayet hududuna gelir. Mesela Allah'ı kainatı yaratmış, bırakmış diye anlasak çok kabaca. İşte kader meselesinde Allah kainatı yarattı, ona bir nizam verdi, bıraktı der ve kaderi o ancak o çerçevede anlayabiliriz. Ondan daha ileri anlayamayız. Allah kainatın her bir kainatı yaratan, kainattaki bulunan her bir zerrenin, her bir özelliğinin, her bir an yeniden bilerek tazim edicisidir. Ona vücut verendir dedim. Kader dediğimde de, irade-i cüz'iye ve kader dediğimde de, bu düzeyde bir ilişkide anlayabilirim. Her bir şeyin, her bir özelliğinin, daima yeniden yaratılışının, vücuda gelişinin, vücut verilişinin benim irade-i cüz'iyemle ilişkisi nedir diye anlarım. İkisinin arasındaki bağlantıyı, orantıyı o zaman kurarım. Münasebeti daha doğrusu. Orantıyı olmalı. Münasebeti ancak öyle kurabilirim. Yani kader ve cüz'i ihtiyarı İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösterir. En son. Onun için Allah'a iman, meleklerine iman, peygamberlerine iman, kitaplarına iman, ahirete iman, ondan sonra hepsini birden kadere iman, pratikte yaşar hale getiriyor. Ne kadar imanın öbür konularında, dallarında ne kadar nüfuzumuz varsa, hislerimiz, anlayışımız ne kadar o konuda eğitim görmüşse, kadere iman, irade-i cüz'iye ile takdir-i ilahi arasındaki münasebeti o incelikte anlayabiliriz. Bu da makul ve meksen. Çünkü Allah'ı tanımayan birisinin takdir-i ilahi nedir dediğinde Allah diye birisi yok diyor. Anlamsız değil mi? Öyle bir şey yok diyor. Eşya kendi kendine oldu diyor. O kişinin kaderden bahsetmesi. Ben kendi kendime varım diyor. Kendi kendime var diyenin irade-i cüz'iyyesinin takdir-i ilahi ile olan münasebetini konuşması veya düşünmesi anlamsız. Buraları bu temeldir. Onun için burada biraz fazla duruyor. Bir de tekrar kader ve cüz'i ihtiyarı İslamiyetin ve imanın nihayet olduğunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yani kader senin halinin, senin vicdani durumunun bir ifadesinden başka bir şey değil kadere imanın.
irade-i cüz'iyye ile kader arasındaki ilişki hali bir durumdur. Yoksa sen onu fiille değiştiriyor falan değil misin? Yani fiille bir şey yapıyor değilsin. Yani dünyanın dönüşünü değiştirmiyorsun, atmosferin yapısını değiştirmiyorsun, güneş ışığının mahiyetini değiştirmiyorsun, irade-i cüz'iyyen vardı. Ben kadere inandım deyip de bırakıp da sanki kainattaki herhangi bir yaz, kış mevsimlerin oluşumunu terk ettim. Yoksa kadere inanmasaydım iradeyi, ben kendi irademle bu işi bozardım falan demiyorum. Senin halinle ilgili bir şey. Yani senin yaşadığın tavırla ilgili bir olay bu. Sen nasıl görüyorsun? Yani ben Allah'a inandım dedikten sonra o imanın uygulamasında senin durumun nedir? Senin hissiyatın nedir? Senin vicdanında olup biten nedir? Yoksa herkes kalkıp susadığı zaman kalkıp çeşmeden suyunu doldurup çık geliyor. Yani herkes öyle. Bir yere gitmek istediğin zaman ya yürüyorsun, ya bisiklete biniyorsun, ya arabaya biniyorsun. Yani herkesin yaptığı gibi yapıyorsun. Ben kadere inanmıyorum diyen kişi başka bir şey yapıyor değil. Kendi halinde, kendi içinde bir değişiklik yaşıyor. Onun için kadere iman meselesini eğer imanın diğer hükmüyle birlikte takviye ederek çözecek olursan, kendi halimizi, kendi vicdanımızdaki yaşadıklarımızı çözümlemiş olacağız. Kendimizi çözeceğiz yani. Kadere iman nedir? Şimdi en sonunda söyleneceği şimdi söyleyeyim. İrade-i cüz'iyye ile kader arasındaki ilişkiyi çözümlemiş bir insanın hiçbir sorunu olmaz. Hiçbir stresi, gerilimi olmaz. Şey gibi betişimler gibi konuşuyor. Olmaz. Çünkü takdir-i ilahiyi biliyor. İrade-i cüz'iyyesine düşen görevi biliyor. Ve ikisinin arasındaki münasebetten emin. İlişkiden emin. Vicdanında hiçbir çelişki olmaz. Niye böyle oldu, niye şöyle oldu biliyor. Nelerin nasıl neden oldukları çok iyi biliyor. Kendi irade-i cüz'iyyesindeki serbestliğin farkında, kullanıp kullanmadığının farkında, fakat takdir-i ilahinin her şeyi doğrudan doğruya yarattığının farkında, her şey belli bir miktarda bilinen bir şekilde bilinerek yaratıldığını, alim-i şahide geldiğinin farkında, her olanın, hadisenin, yaratılanın ilmi ilahide bilinerek yaratıldığını, bilerek yaratıldığını, rastgele bir şeyin olmadığının farkında, bu insan halen ve vicdanen bir gerilime, bir strese girmez. Yeter ki bunu anlasın. Veya güzel bunu anlamak için özel ilmi çalışma falan değil. Dikkat et, dikkat et, farkına varırsın. Yaratılmış adam senin onunla ilişkine bak. Dikkat et, farkına var. Düşün mesela havalar soğuk ya da çok sıcak. Kapıyı açarsın, dışarıdan içeriye soğuk geliyor. Üşümeye başlıyor. İrade-i cüz'iyye, ben soğuk istemiyorsam veya soğuk olsun istemiyorsam ne yapacağız? Gidiyorsun, kapıyı kapatıyorsun. Bak irade-i cüz'iyye de kullan. Ama her şey belli bir miktarda yaratıldı. Soğuk tesadüfen de bana girmedi ki. Bir kaderin malum, bilinen bir miktarıydı. Çok soğuksa içeriye ona göre geliyor. Soğuk atmosfer içerisindeki hava hareketlerinin kuralları var. Malum miktarda yaratılıyor. Tesadüfen olmuyor ki. Sen de onu bildiğin kadar müdahale ediyorsun. Nasıl müdahale ediyorsun? Allah'ın yaratmasına müdahale etmiyorsun. Ben şunu istiyorum, ben bunu istemiyorum, yarab diyorsun. Kapıyı kapatarak ya da açarak. Nasıl ilişkide sakin? İçerisi soğuk doldurma döndüğü gerilime falan girmiyorsun. Biliyorsun ne olup bittiğini. Çünkü her şey belli. Bildirilerek insanın şöyle hem her şey mucize hem hiçbir şey unexpected değil. Yani bakıyorsun toprakta muazzam bir çiçek çıkıp geliyor. Güzelliğiyle karşısında, kokusuyla karşısında mucizevi bir yaratır. Değil mi? Bunu kainatı yaratandan başkası yaratamaz. Ama Türk Türk'ün onu verdi. Bu nerede çıktı bilmiyorum ki ya. Bu dünyada neler oldu? Benim hiç ilişkim yok onunla da demiyorsun.
suyunu dökmüşsen, çekirdeğini ekmişsen, gübresini vermişsen, güneşin altına koymuşsan, irade cüz'ü yerine bu tercihleri yapmışsan, çiçek o kadar gür ve parlak büyüyor, biliyorsun. Çünkü yaratan bildiriyor, şöyle yaparsan şöyle yaparım. İlişkiler çok güzel, dengeli. Kader ve cüz'ü ihtiyar. Çünkü beraber el ele gidiyor. Hali, onun için hali ve vicdani bir iman cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. İlmi ve nazari, hali ve vicdan, ilmi ve nazari derken, biz öyle biliyoruz ama benimle ilgisi yok. Öyle bir şey değil. Yani nazari bir şey, teorik bir şey değil. Teorik ama pratikte hiçbir şey yok. Bana uygulanmıyor. Yani her şeyi Allah yaratmış diyorlar. Benim gibi öyle değil. Senin bizzat hayatında seninle olan bir ilişkidir. Yani ilmi ve nazar dediğin informasyon cinsinden diyorlar ya böyle efendim Japonya'nın başkenti Tokyo diyor. Bilmiyorsun gitmedin görmedin. Evet Tokyo diyorlar Tokyo diyorsun. Sen de Tokyo diyorsun. Öyle değil. Senin ilgisi yok değil. Yaşadığın bir hayattır. Yani bu ne demek? Mümin şimdi burada mümin neden mümin dedi burada? Niye beşer demedi? Neden insan demedi? Mümin. Yani mümin. Çünkü bir mümin billah, mümin bil ahiret. Anlıyoruz değil mi ifadeler? Mümin billah. Mümin billah. Hadi. Mümin. Mümin billah. Billah. Allah'a inan. Bu Arapça kursuna dönüştüreceğiz bir dersler. Mümin bil yevmül ahir. Tahmin et. Mümin bil yevmül ahir. Hadi. Yevmül ahir. Ahiret günü. Yevm, ahiret gününe inanan. Mümin, yani Allah'a inanan, ahiret gününe inanan. Ki bu inanma olmazsa kader konusu tartışılır. Kader o zaman bırakılır, o konular tartışılır. Onu çok iyi anlamamız lazım. Yani birisi kainat yaratıldı mı, yaratılmadı mı diye tartışan kişiyle, peki madem her şeyi Allah yaratmış, o halde biz niye burada çabalayıp duruyoruz ya dediği zaman, dur bir dakika. Sen her şeyin doğrudan doğruya Allah tarafından yaratıldığını gerçekten kavruyor, anlıyor ve ona kalbin mutmain mi inanıyor musun? O zaman seninle konuşuyor. Yoksa kader konuşulmaz. Der ki peki her şey Allah tarafından yaratılıyor mu yaratılmıyor mu? Bunların yaratıcısı var mı kendi kendine mi oluyor? Önce o konuşulur. Kadere iman, imanın nihayet olduğunu gösterir. Dikkat edelim. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Adam diyor ki ben de bizde diyor irade cüz'iye var diyorlar ama ben öyle bir şey hissetmiyorum kendimde. Olduğum yerde durmak istiyorum. Benim öyle bir tercihi falan yok. Olduğun yerde durma tercihi de senin. Bunu anlamayan birisiyle kader konuşulmaz. Yani seni yaratan sana irade cüz'iye vermiş. Bunu kavramayan, bunu kabul etmeyen birisi, benim hiç iradem yok diyen birisi, yaratılışı inkar ettiği için onunla kadar konuşulmaz. Yaratılıştaki gerçeği inkar ettiği için, kendi gerçeğini inkar ettiği için kader konusu onunla konuşulmaz. Ne yapacağız? O meseleleri çözeceğiz ondan sonra. Onun için burada şart koştu. Yani mümin, yani beşer değil, insan değil, mümin. Bu konuda anlayan, yani imanı olan Allah'a, ahirete, meleklere vesaire imanın meselelerini kavramış olan birisi veya ancak o kavradığın kadarıyla, imanın kadarıyla bunu şöyle kavrayabilirsin. Mümin, ne kadar inanıyorsan o kadar şöyle anlayabilirsin. Her şeyi mümin
her şeyi, hatta fiilini, nefsini, her şeyi yaratan Allah değil mi? Yani özellikle Müslümanlarla beraber konuştum, Müslümanların gene ile konuştuğum zaman her şeyi Allah yarattı. Rahat söylerler bunu. Hatta fiilini, yani kendi yaptığı işleri. Şimdi burada iradeyi, efendim? Yani, yok, kabul etmeyebilir, yani birisi bunu diyebilir. Fiilini de, yani benim yaptığım işleri de Allah yarattı. Takdir böyleymiş efendim. Laz var, Laz'ın hikayesi var işte. Durmadım. Adamı öldürmüş. Mahkemeye götürmüşler, hakim o karşısına çıkmışlar. İşte, niye öldürdün? Laz demiş. Kader böyleymiş hakim. Anladınız mı? Fiilini de Allah veriyor. Kader böyleymiş, ne yapayım? Her şey fiilini ve her şeyi fiilini, nefsini, beni de yaratan hocanın, benim irade cüz'ü yamadı, onu da yaratan o sorumlu. Hani ben bir şey yapmadım, bana böyle bir özellik verdi, ben onun için yaptım. İçimden öyle geldi, ondan yaptım, beni yaratan bana onu vermeseydi dedi. Bakın dikkat edin, diyebiliyor insan bunu. Her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere, ta nihayette, Her şey onun. En sonunda teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, teklifte kurtulmamak için, yani senin hiçbir sorumluluğun yok mu? Hayır, var. Mesuliyetin var demek için, yani tekliften kurtulmamak için, sorumluluktan kurtulmamak için cüz-i ihtiyarın önüne çıkıyor. Ama mesul ve mükellefsin der. Yani sende cüz-i ihtiyari var der. Sen tercih ediyorsun der. Nerede tercih ediyorsun? Kapıyı açıyorsun, içerisi soğuyor, üşüyor, çocuk var, sen hastalandın. Kader böyleymiş. Olur mu, kapıyı açan sensin? Soğuk içeriye, soğuk havanın girmesini isteyen irade-i cüz-iyenin özü nedir? Bakın, soğuğu, bu çok basit bir olay ama bunu mutlaka kavramamız lazım. Soğuğu yaratan Allah. Soğuktan vücudun üşüme hissini yaratan Allah. Soğuğun gelmesini isteyen kapıyı açıp irade-i cüz'iye insan. Aynı şey tersinmiş. Açma. Yok yani irade-i cüz'iyenin müdahalesini düşünüyor. Yani dışarısı çok sıcaktır, evin içi serindir, kapıya çok sıcak gelir. Başta verdiğimiz bir örnek vardı, sen burada yoktun. Yani yaratılış tamamen malumdur. Her şey düzen içindedir. Sen de bunu öğreniyorsun. Kapıyı açınca soğuk hava sıcak havanın yerine geliyor. Sıcak hava dışarıya çıkıyor, soğuk hava değişmeye başlıyor. Malum belirli bir şekilde yaratıyor. Bu kurallar belli. Yaratıcı neyi nasıl yarattığını senden her gün gözlemliyoruz. Tamam? Şimdi kapıyı açıp açmamak tercihi ben burada serbestim. Kapıyı açtım diye soğuğu yaratan ben değilim. Üşümeyi yaratan ben değilim. Ama isteyen benim. Soğuk hava içeriye girsin. İhtiyacın olabilir. Yani çok sıcak olur da kapıyı açarsın. Soğuk havanın biraz gelmesini isteyen sensin. Her halükarda. İstemen de var senin. Yani her şeyi Allah yarattı deyip de kapıyı açma duygusunu da Allah yarattı. Dolayısıyla o sorumlu değil. İrade-i cüz'iyeni kullanıp kapıyı açıp içeriye soğuğun gelmesini istersin. İnsan irade-i cüz'iyesiyle yaratmaz ama ne yapar? Seçer, ister. Ne ister? Yaratıcıdan neyi yaratmasını, nasıl yaratmasını, neyi yaratmasını ister onun için. Benim için şunu yaratıverdi. Yani çok basit bir örnektir bunlar ama alırsın tohumu, toprağa gömersin. Bu ne demek? Sen toprağa gömdün diye oradaki bitkiyi sen yaratmadın ki. Belli bir şey. Yarattığını söyleyemezsin. Çünkü senin haberin yok ki büyüyor o. Ama yaratılmasını istiyorum demektir. İşte irade-i cüz'iye
taleptir, istektir, duadır, yaratmak değildir. Ama madem isteyen sensin, sorumlusun sen. Yaratan, her şeyi yaratan, yaratıcı, kainatın yaratıcısı. Artık mümin konuşacağı için Allah. Kainatı yaratan kim? Allah. O. Allah diyoruz ona. Allah. Kainin, burada bahçendeki senin koyduğun tohuma, bahçende ya da evinde saksıya koyduğun tohumdan çiçeği, bitkiyi neyse yaratan Allah. Ama onun orada hangi bitki yaratmasını, nasıl yaratmasını isteyen kim? Kisveden, talep eden, dua eden, bunu böyle yarat diyen sensin. Kapıyı kapatarak ben soğuğun gelmesini istemiyorum diyen sensin. İçerisi sıcaktan bunalırsa sorumlusun sensin. Kapıyı sen kapat. Ama sıcaklığı yaratan, soğukluğu yaratan, kapı açıldığı zaman soğuk havayı içeriye alan, o sistemi kuran takdiri ilahi. Allah öyle yarattı. Allah'ın kurduğu sistem aynen öyle. Ben kadere inanıyorum diğer insan ne diyecek çok rahat bir kalple. Ben kainatın yaratıcısının her şeyi bilerek tam bir düzen, nizam içerisinde mükemmel bir şekilde yarattığından eminim diyor. Peki her şeyi yapamam. Peki sen irade-i cüz'iyen, ben de irade-i cüz'iyemle o nizamın içerisinde şunu istiyorum, şunu istiyorum, şunu istemiyorum diyelim. Ama cüz'idir. İrade-i cüz'iye nedir? Cüz'idir. Cüz'i ne demek? Ben güneşin bugün doğmasını istemiyorum dediğin zaman orada iraden senin duan kabul olmaz. Sana senin yaratıcını söylüyorum. Neyi istersen ne olur? Sınırları var. Sınırlı irade. Onu da bileceğiz. Bilemezsen, bilmezsen, her şeyi ben yapacağım dersen, her şey benim istediğim şekilde olacak dersen, olmaz. Olmaz. Onu da biliyorsun. Ama sana verilen alanda belli bir alan var biliyorsun. Şunu şöyle seçim şöyle olur diye. Sana verilen alanda sen serbestçe yaratıcıdan isteyebilirsin. Yaratıcının takdiri ona ait. Mesela sen alırsın tohumu toprağa ekersin. Yaratıcıdan bana bir bana burada ne tohum ektiysen şu bitkiden yaratıver ya Rabbi. Ben onu yaratılmasını istiyorum dersin. Ama bakın ileride bunlar kader içerisinde bunlar konuşulacak. Bir böcek gelir o tohumu yer. Senin duan kabul olmayabilir. Takdir-i ilahi orada bir böcek yarattığını biliyor. O böceğin onu nimet olarak görüp ona bir rızık yaptığını biliyor. Senin elinde böceğe nimet gönderiyor. O senin iradenin dışında. Ama sen de biliyorsun ki böcekler gelip yiyebilir. Öğretti sana. Ona göre ne yapıyorsun? Böceğin gelmemesi için tedbir alıyorsun. Kuşların gelip de tohumları toplamaması için üzerine ne yapıyorlar? Bir yere çim ektikleri zaman üzerine net. Ağ koyuyor. Niye? Biliyorsun bak takdir-i ilahi nasıl yaratıyor. Sen de ben bunu istemiyorum diyorsun o zaman ağa korsun. Ya ilişkiye iyi dikkat etmek lazım. Takdir-i ilahi irade-i cüz'iye ilişkisine. Dikkat etmek lazım. Ama bu vaka. Bu insan bunu çok iyi kurması gerekiyor. Farkında olması gerekiyor. Allah'ın yaratmasına karşı meydan okuyor değiliz. Sen böyle yaratacaksın ama ben sana müsaade etmeyeceğim değiliz. Ben de kendi yapacağım değilim. Sen yaratıyorsun, benim hiçbir görevim yok da değil, dengeyi kuruyoruz. Bu denge, yani ortayı bulmak dengesi değildir. Vakamızın dengesi. Yaratılmışın esas sırrı burada. Ben istiyorum, o benim istediğim şekilde, benim isteğimi yaratandır. Bazen nasıl istediğini bilemiyorum, sonra öğreniyorum. Bir tecrübe, iki tecrübe öğreniyorum. Sen bana dün öğretmedin, kendin yaptın. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, anlıyoruz değil mi buraya kadar? Cüz-i ihtiyarı önüne çıkıyor, ona mesul ve mükellefsin der. Yani irade-i cüz'iye dahilinde. Mesela güneşin dönmesinden biz mesul muyuz?
Güneşin ışık göndermesinden ne sorumluluk? Sorumluluk sana ait. O şey olmazsa olmaz. Olur yani. Nasıl? Diyorsunuz mesela duasını yapıyorsunuz dediğim gibi ve oluyor. Evet. Orada bu sorumluluk yok. Tabii olmadığı zaman da sorumlu sensin. Yani burada bir ağaç büyüyorsa o ağacın büyümesinden sorumlu sensin. Bu faydalıysa mükafat, zararlıysa cezası sana ait. Yaratan Allah. Ya bu tüm insan fiillerinde irade-i cüz'iyemle ben de şöyle yapıyorum, şunu tercih ediyorum, şurada şuna uyuyorum, şurada nefsime uyuyorum, şurada vicdanıma uyuyorum, şurada aklıma uyuyorum, tercihlerimi yapıyorum. O kadar ince mesele ki. O tercihlerimin sonuçlarından benim. Ben mesulüm. Kendini, benim hiçbir sorumluluğum yok, ben hiçbir şey yaratmıyorum ki diyemezsin. Zorun, hayatını niye yaşıyorsun? Niye yaşadığına dair aldığın karara göre yaptığın işlerin hepsinden hırsızlık yaparsan hapse girersin. Cezanı çekersin. Neyse. Birisine iyilik yaparsan mükafatlandırılırsın. O mükafatlandırmanın, cezalandırmanın bu dünyada görüntüsü var. Ahirete gideni var. İmanın alanında biliyorsun zaten. Dünya Allah'a inanmış, kasıtlı yaratmaya inanmış, ahiretin varlığına inanmış birisi bu dünyayı nasıl görür? Büyük bir, uzun bir çizgide, hatta sanki sonsuza giden bir çizgide geçici bir yerdeyiz şu anda. Başlangıcı ve sonu belli olan bir dünya hayatındayız. Sonra geçeceğiz oraya. Devam edeceğiz. Şimdi hayat böyle devam ediyor. Sen de ona göre şu dünyada o gelecek hayata hazırlanıyorsun. Zaten kadere iman insanı ahiret hayatına hazırlattırır. Eğer farkına varırsa, kaderi imanın bilinciyle yaşarsa ben böyle yaptım, bunun mükafatı var, cezası var. Dünyada da onun göstergeleri var. Şöyle şöyle bir şey yaptım, şöyle bir şey geldi, ceza geldi bana. Yani çok mesela dikkatsiz olup elimi kapıya kıstırdım. Değil mi? Hemen acısı geldi bak, yanlış bir şey yaptım. Bunu yapmamalıyım. Yani bundan sonra bakıyorsun, mesela kapıyı kapatırken dikkatli kapat. Açıyorsun, öğreniyorsun. Demek ki yaptığım iradi tercihlerimde eğitiliyorum, terbiye ediliyorum, neyi nasıl tercih edeceğim öğretiliyor ta ki bir yere hazırlanıyorum. Orada mükafat ve cezası özellikle, yani elimi kıstırdım, elim bu cehenneme gidecek, cennete gidecek değil. İrade-i cüz'iyenin sonuçlarına ben katlanıyorum. İrade-i cüz'iyeni kullanmanın sonuçlarına ben katlanıyorum. Bu dünyada da ruhun devam ettiği dünyada diyelim. Ruhumun bana söylediği varlığından haber verdiği ebedi hayatımda. Sonra bir yönüyle bu, yani kadere iman öyle ki sen her şeyi Allah'a veriyorsun, her şeyi yaratan Allah diyorsun, irade düzeye çıkıyor diyor ki ama mesul sensin. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalatla insandan, müminden şöyle iyi yaptım. İşte çocuklar büyüttüm, epey de baya çalıştım falan. Şurada derslerimi de çalıştım, organizeyi de yaptım falan. Kapıları, pencereleri çok güzel, muhkem yaptım diyorsun. Evin ısısını muhafaza ettim. Ben izolasyonu dikkat ederim diyorsun. Veya yanımda hep öyle denir ya, sonra fakir fukarayla gözetirim öyle insanlara boşver falan demem diyorsun. Sonra ondan sudur eden, o mü'minden sudur eden çıkan iyilikler onun irade-i cüz'iyesini kullanmasıyla yaratılan demek. Sudur eden. İrade-i cüz'iyesini kullanıyorsun, bahsiz 10 çeşit çiçek açıyorsun, çiçek bekliyorsun, hepsi baharda güzel açıyor, aaa diyorsun ya. Benim bahçem bir tane. Değil mi? Ondan sudur eden iyilikler ve kemalatla mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Nedir? Kader. Ne demek kader? Takdir-i ilah. Yani her şeyi belli bir miktarda bilerek doğrudan doğruya âlem-i gayb'den âlem-i şehadete gönderen takdir-i ilahi kader karşısına geliyor der. Haddini bil, yapan sen değilsin. Yaratan sen değilsin. O şeyin genel zengin içindeki yerini bilmen gerekiyor. Evet, evet. Şimdi anlamaya başlamadım. Ben geç geldim ama kavram. Dengeyi koyuyorsun.
Tamam. Bak, bu denge, dikkat edin, hep bu, çok bunu söylüyorlar da, ben onun için buraya, içimde bir şey var, bunu diyorlar ya, Müslümanlar diyorlar, kalemle tarafta bir de irade-i cüz'iye çift diye bir şey uydurmuşlar, mesela ortasını bulduk diye. Bu, yani bir aşırı daki her şeyi Allah yaratır diye de yok yok biz kendimiz bir şey yaparız kavgasının içerisinde bir orta yol bulmuşlar değil. Gerçekten bizim gerçeğimizin, yani iyi dikkat ettiğimizde tam Allah'ın her şeyi yaratması ile irade-i cüz'iyenin arasındaki ilişkideki denge noktasını bulmuşlar. Yoksa ortayı bulup da idare etmişse biraz ondan biraz ondan değil. Yani bu ortayı bulmak çok yanlıştır. Bilmiyorum hani şöyle bir örnek verecek olursak ortayı bulmalı. Yani birisi 2 artı 2 eşittir 5 demiş. Birisi 2 artı 2 eşittir 3 demiş. Biri de çıkmış ya siz aşırıya gidiyorsunuz bunun ortasını bulalım 2 artı 2 4 diyelim diye. Öyle cinsten değil. 2 artı 2 5 yanlıştır. 2 artı 2 3 yanlıştır. Doğru olan 2 artı 2 4. Bu şekilde bir anlayışa girmek. Doğru olanı tespit et İslamiyet öğretti. Yani devamlı peygamberlerin gönderilmesi, devamlı vahyin tahrif edilmesi karşısında Allah'ın tekrar tekrar vahyi, tekrar tekrar düzelterek göndermesi. Yani Kur'an o düzeltilmiş bir gönderilen vahyi temsil ediyor. Öbürlerinin fazlalıklarını, kaymalarını, tahriflerini düzelterek geliyor. Onun için şu İslam'ın şu tespiti tahriflerin düzeltilmesidir. Yoksa tahriflerin, bozmaların düzeltilmesidir. Yoksa orta yolu bulmak değil. Hani İslamiyet ümmeten vasata biz orta yoldayız efendim. Şöyle, onlar şöyle ifrat ettiler. Yahudiler şöyle ifrat etti. Hristiyanlar böyle ifrat etti. Biz de bu işin ortasını bulduk. Değil. Onlar bir yanlışa kaydı, öbürleri bir başka yanlışa kaydı, tahrif edildi. Doğruya tekrar geldik. Vahiy devamlı doğruya dönüşü tekrarlıyor, yeniliyor. Allah bizi devamlı, aynı mesela bir hikayeyi bakıyorsunuz, hiç bilmem okudunuz mu, Old Testament, eski ahitteki hikayeyi okuyorsun. Ya belli bir şey ki sapma var. Hiç, bilmem hiç çalıştınız mı? Bakıyorsun bir hikaye var, belli bir şekilde ifrat edilmiş meselenin yanlışına gidilmiş. Yani zahirdeki hikaye gerçek alınmış, onun ifade ettiği hakikati anlamak yerine hikayenin bizzat kendisine takılınmış kalmış verilen temsilin neyi anlatmak istediğini bırakmış, tamamen o temsilin kendisini gerçek zannederek anlamak var ya. Oku Old Testament'ı aynen görürsün. Ama Kur'an'ı bildikten sonra görürsün. Kur'an'da o şöyle anlatılıyor, şu hedefte anlatılıyor diye öğrendin mi? Ondan sonra da okudun mu diyorsun ki tahrif edilmiş belli. Ne yapın? Özellikle tahrif nerede oluyor? Temsillerde veya alegorilerdeki ya da metaforlardaki verilmek istenen mananın zahirdeki temsilin bizzat kendisinin hakikat alınmasından kalıyor. Sonra Kur'an geliyor, sonra vahiy geliyor, tekrar düzeltiyor. Onlar da diyorlar ki aynı şeyi anlatıyor Kur'an, biraz daha değişik anlatmış. Anladınız bilmiyorum. Neyse, konu biraz daha. Evet. Su mu verelim, çay mı verelim, kahve mi verelim? Evet. Ruhu dinliyor. Evet. İnsan kendi yaptığı iyiliklerle övünmeye başlayınca kader karşısına çıkar ve der ki haddini bil, yapan sen değilsin. Yaratan sen değilsin. Sen yalnızca yaratılmasını isteyensin. Bunu en güzel örneğini, en bariz örneğini aile hayatında çocuğun büyüyüşüne yani insan mümin çok hayret ediyor. Sanki çocuğu ben büyütüyorum gibi geliyor ama aynı zamanda yani benim irade-i cüz'iyem var
şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, götürüyorum, getiriyorum, şu özellikleri öğretiyorum, şunları öğretmiyorum, işte şunu görmezlikten geliyorum, çocuğa şefkat veriyorum, şurada hafifçe olmadı falan diyorum. Diyorsun, yani bütün işleri ben yapıyorum gibi geliyor. Çocuğu ben büyütüyorum, terbiye ediyorum gibi geliyor. Bir de bakıyorsun, hakikaten yaratma konusunda çocuğun hiçbir şeyini sen yaratmıyorsun. Tamamen. Önce bak terbiyesi benim istediğim gibi oldu diyorsun. Belli bir yaşa geldikten sonra hiç de senin istediğin gibi olmadı. Ah, açık bir şekilde görüyorsun. Ona ne öğretirsen alıyor sana. Başka bir yere gitmiyor. Çocuklar diyor, neredeyse sana nasıl danışacak? Ya bu ne? Yani bu insanlar hiç mi seni diyor vermiyor? Böyle şimdi çok söyledi ama anlamıyorlar tabii mesela. Bu çocuk, tabii yani ara büyüyünce önce çok yaramaz bir çocuk. Hiç dinlemiyor. Yani hani öğretiyorsun da ne? Hadi öğret bakayım. Oturduğu zaman yani sıkılıyor, kırıyor kalemleri falan diye. Sonra diyor anladım ha. Birincisi öyle yaratılmış ben zannediyorum ki ben öyle. Ama bu irade cüz'iyle çocuğu terbiye etmek için şöyle olsun talebinde, duasında bulunmak üzere bir tercih yapmayacağız anlamına gelmez. Yani biz irade-i cüz'iyemizde çocuk şöyle olsun duasını yapacağız ama yaratan Allah. İyi olduğu zaman övünmeyeceğiz, kötü olduğu zaman benim duamda bir yanlışlık var mı diye bakacağız. Acaba ben yanlış bir duamı yaptım, talepte mi bulundum diyeceğiz. Evet, kader. Peki şöyle yapalım. Bu paragrafa başlamayalım. Vakit doldu. Az bir şey tabii. Birkaç dakika kaldı. Paragrafa başlarsak aşarız bu sefer. Dua edin. Yola çıkacağız. Geç kalmayalım. Efendim? Maşallah. Güzel. Ya biraz yavaş gitmemiz gerekecek. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. İrade-i cüz'iyemizi böyle kullanacağız. Takdir-i ilahiyeden isteyeceğiz ya Rab. Böyle pratik yapacağız şimdi. Kadere ibadet pratiğini yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.